Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Evet, biraz önceki pazartesi gününe ilişkin olarak dolar TL'nin nasıl olacağı ve yılı nasıl kapatacağı ile ilgili analizin ardından şimdi de Merkez Bankası'nın gerek Aralık vade, gerekse Ocak 2019 ve Şubat 2019 vadelerdeki toplam pozisyonlarını bu hafta, yani geçtiğimiz hafta herhangi bir pozisyon ilave pozisyon açıp açmadığı konusunu incelemiş olacağız. Değerli arkadaşlar, pazartesi günü itibariyle, pardon, şu anda görmekte olduğunuz tablo Aralık 2018 vade, yani şu an içinde bulunduğumuz ve pazartesi günü sona erecek olan vadenin görünümüdür. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta içerisinde şurada görmekte olduğunuz gibi hiç işlem yapmadı. Zira dolar zaten 5.30'un aşağısındaydı. Pek de işlem yapmasını gerektirecek, doları baskılayacak gibi bir tabloda mevcut değildi. Buna ihtiyaç duymamış ve herhangi bir şekilde işlemi bulunmuyor. Evet, Aralık vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde şu an itibariyle 668.693, yani yaklaşık 670.000 kontrat short pozisyon bulunmakta. Aralık vadede elinde bulunan toplam short miktarı budur arkadaşlar. Mevcut pozisyonların %94'ünü Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemler oluşturmuş ve Merkez Bankası'nın Aralık vade itibariyle maliyeti 6.25 olarak, 25 TL olarak görülmekte. Daha önceki analizlerde de arkadaşlar aktarmış olduğum gibi bir kez daha söylemiş olayım. Pazartesi günü yılın ve de bu Aralık vadenin son günüdür. Merkez Bankası bu ana kadar elinde tutmuş olduğu short pozisyonları fiili işlemlerle kapatmadığı için pazartesi günü uzlaşma fiyatından bu pozisyonlar nakde geçecektir, kapatılmış olacaktır. Bu pozisyonlar ortadan kalkmış olacaktır. Şu anki tablo tamamıyla bunu göstermekte. Şimdi arkadaşlar Ocak vadeye gelelim. Ocak vade itibariyle Merkez Bankası geçtiğimiz hafta içerisinde sadece 4.519 kontratlık işlem yapmış. Tabii ki short işlemi gerçekleştirmiş. Şurada da göreceğiniz gibi Merkez Bankası 4.519 kontrat işlem yapıyor geçen hafta itibariyle ve ortalama maliyetinin ise 5.36 olduğunu görmekteyiz. Bu noktada arkadaşlar hemen bir açıklama yapmış olayım. Çoğu okurlarım veya dinleyicilerim geçtiğimiz hafta içerisinde dolar 5.36'yı görmedi ki nasıl bu seviyeden olabiliyor şeklinde bir takım sorular gelmekte. Arkadaşlar Ocak vade, Şubat vade gibi her vadenin kendine özgü bir fiyatı vardır. Dolayısıyla resmi olarak görmüş olduğunuz veya anlık veya günlük olarak geçmekte olan fiyatlar ile Ocak 2019 vade, Şubat 2019 vade gibi ileri vadelerde VIOP için işlemler farklı fiyatlardan geçmektedir. Buradaki maliyeti 5.36 gibi görmenizin sebebi tamamıyla bundan kaynaklanmaktadır. Evet, Ocak 2019'a ait kümülatif pozisyona baktığımız zaman Merkez Bankası'nın Ocak 2019 vade itibariyle 477.820 kontrat elinde mal olduğunu, short pozisyon olduğunu görmekteyiz. Ortalama maliyeti ise 6.00 olarak görülmekte. Hemen arkadaşlar Şubat 2019 vadeye geçiyoruz. Şubat 2019 vade itibariyle geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın 4.341 kontrat işlem yaptığını, short pozisyon açtığını görüyoruz. Ve Merkez Bankası toplam işlemin %11'lik kısmını geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş ve 5.45 maliyetten bu işlemleri yapmış görünüyor. Yine az önce de ifade etmiş olduğum gibi Şubat vadede 5.44, 5.45, 5.46 gibi rakamlardan işlemler geçmekteymiş ki bu seviyelerden pozisyonlarını açabilmiş. 4.341 kontrat short pozisyon açılmış durumda. Ve arkadaşlar Şubat 2019 vade için Merkez Bankası'nın elinde bulunan toplam pozisyona baktığımız zaman 174.252 adet kontrat bulunduğunu görüyoruz. Bu short pozisyonların ortalama maliyeti ise 5.66 seviyesindeymiş. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu şu an için short pozisyonlar ve maliyetleri az önce sizlere aktarmış olduğum tablolardan ibaret durumdadır. Bakalım pazartesi günü itibariyle Merkez Bankası elinde bulundurduğu 670 bin kontrat civarındaki pozisyonunu hangi fiyattan kapatmış olacaktır? Pazartesi günü kapanış itibariyle
dolar TL'nin uzlaşma fiyatı ne olacaktır? Bu konu gerçekten merak konusu. Bunu hep birlikte yılın son gününde görmüş olacağız. Sevgili arkadaşlar, eklemiş olduğum videolardan anında haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Biliyorsunuz YouTube abonelikleri ücretsizdir. Yine anlık yorum analizlerden Twitter için @HalukCanberk adresinden istifade edebilirsiniz. Teşekkürlerim ve saygılarımla hoşça kalınız. Tekrar iyi seneler diliyorum.